Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün sizinle uzun zamandır benden beklenen bir videoyu paylaşıyorum. Kimsenin bu şekilde bir video yapıp anlatmadığını fark ettiğim için dedim ki bu videoyu yapman lazım. Çoğu kişinin ilgisini çekmeyebilir ancak ben bilgilendirici tarzda bu tarz bir video yapmak istedim. Çünkü belki yapmak istiyor olabilirsiniz. Belki de bu video aslında ilginizi çekmiyordur ama izliyorsunuzdur ve bu videodan sonra yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü çok eğlenceli ve kafa dağıtacak. Özellikle şu evde olduğumuz günlerde uğraş aradığınızı biliyorum. Bugün sizinle custom shoes yani kişiselleştirilmiş ayakkabı meselesini masaya yatıracağız. Hiç komik değildi. İhtiyacınız olan malzemelerden, nereden en uygunu alabileceğinizden bahsedeceğim. Bu videoda uygulamasını hep beraber yapacağız. Renklendirmesini de hep beraber yapacağız. Her şeyi size göstermeyi düşünüyorum. Bu video bitiminde elinize bir ayakkabı alıp boyamak isteyeceksiniz ve çok güzel yapacağınıza eminim. Sadece içinizde biraz istek olsun ve düz bir çizgi çizebilin ya da yuvarlak çizebilin hani köşeler için. Yeterli diye düşünüyorum. Çok bir yetenek sarf ettiren bir şey değil. Çünkü elinize alıp da direkt ayakkabının üstüne çizmiyorsunuz bunu. Yöntemlerini göstereceğim size. Ben buna nasıl başladım? Öncelikle ondan biraz bahsetmek istiyorum. Aslında biliyor musunuz bilmiyorum. Nike'ın sitesinde, kendi sitesinde senelerdir kişiselleştirilmiş ayakkabı tasarlayabileceğiniz bir bölüm var. Nike ID diye geçiyor bu sistem. Ve oradan seçtiğiniz ayakkabıları isterseniz tabanını, isterseniz ön kısmını ya da geçen videoda söyledim yine unuttum. Şunlara ne deniyordu arkadaşlar? Şunlara. Yine ben ekrana yazacağım. Ne deniyordu bunlara? Allah'ım sürekli unutup duruyorum. Asla hatırlayamadım ve kendime çok sinirlendim şu an. Neyse kendi içimde ben bunu aşarken aynı zamanda videoya devam edeyim. Şöyle bir sıkıntısı var Nike ID sitesinde. Belirli bir çizimi ayakkabınızın üstüne orada yerleştiremiyorsunuz. Sadece renklendirme işlemi yapabiliyorsunuz. Sadece renklendirme işlemi yapacaksanız da çok basit bir işlem olacaktır. Hangi boyalar nasıl kullanılır onu bilseniz yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Benim arkadaşımın arkadaşı bu kişiselleştirilmiş ayakkabıları yapıyor. Çizimi çok iyi zaten. Benim çizimim de çok iyi ama hani 500 liraya bir Nike ayakkabı alıp da onun üstüne kalemle çizip üstünü boyayacak kadar kendime güvenim yok açıkçası. %100 güvenmiyorum. Benim de çizim yeteneğim var şimdi. Onu şey yapamayız yani. Ekarte edemeyiz değil mi? Fiyat aldım. Dedim ki bana dedim ha şu işte. Yaptırmak istediğim tasarım da tam olarak buydu arkadaşlar. Pinterest'ten gördüm. Ve dedim ki bana dedim bunu tasarlar mısın? Diğer tarafı da şu şekilde. Ayakkabıyı ben aldığım halde sadece işçiliğe 200 lira gibi bir fiyat istedi. O dönem benim gözüme inanılmaz fazla gözüktü bu para ve dedim ki ben neden yapmıyorum? Oturup yapabilirim, evde oturuyorum dedim. Araştırmaya başladım ve dediğim gibi YouTube'da bununla alakalı herhangi bir video yok. Ya da hızlandırılmış anlatım niteliği olmayan bazı videolar var. O yüzden kendimi oturdum araştırmaya başladım. En son kendime bir ayakkabı aldım. Düz beyaz Air Force aldım ve bunları boyamaya başladım. Bu ayakkabının detayları gerçekten çok zor çünkü her ne kadar kalemle çizerseniz çizin bir zaman sonra çizgiler silikleşmeye başlıyor ve tamamen sizin el yeteneğinize kalıyor. Çünkü onun üzerine yani boyamaya başladıktan sonra bir şeyler çizmeye kalkarsanız eğer yamuk yumuk bir şey haline geliyor. Ve onu sonra toparlamanız mümkün değil. Çünkü kullandığınız boya akrilik boya olduğu için çıkması pek mümkün değil. Çıkıyor ama geride leke bırakıyor. Ve biz beyaz ayakkabı üzerine çalıştığımız için bu lekeler gerçekten geri dönülmez bir hale sokuyor ayakkabıyı maalesef. Şimdi size ihtiyacınız olan malzemelerden öncelikle bahsetmek istiyorum. En başta ayakkabıyı hazırlayabilmeniz için temiz bir alana ihtiyacınız var. Ayakkabının üstüne yapışan tozlardan, o ayakkabıyı ilk aldığınızda üzeri cilalı böyle parlak gibi bir deri oluyor. Onun parlaklığını almanız gerekiyor ki boyanız daha iyi tutsun. O yüzden bir pamuk ve bir aseton yardımıyla normal ojesiler gibi erkekler biliyorsunuz siz de. Bizlerden bilelim demeyin. Siz de biliyorsunuz nasıl olduğunu. Bunu pamuğa döküp çalışacağınız alanı önce güzelce silmeniz gerekiyor. Alacağınız boyalara geçelim. Bu modeli zaten Instagram'da paylaştıktan sonra bana çok soru geldi ve video yapmam istendi bununla alakalı. Şu an benim çalıştığım model arkadaşıma hediye olarak tasarladığım LeBron James'in bir modellemesi. Şunu demek istiyorum. İçinde çok fazla renk barındırıyor. Örneğin ten rengi,
Lakers formasının sarısı, işte aynı sarıyı tutturmak, tabii aynı etkiyi yaratmak istiyorsanız, aynı sarıyı tutturmak, aynı mor tonunu tutturmak. Bunlar gerçeğe yakın yapabilmeniz için önemli olan şeyler. Bu renklerde akrilik boyalar var mı? Var. Ama ben size daha ucuz yoldan nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Çünkü bu akrilik boyaların 12 ila 20 lira arası değişen fiyatları var. 10 lira bile kâr etseniz benim için kârdır arkadaşlar. Sizin paranız cebinizde kalsın. Zaten hangi renkle hangi rengi karıştırırsak nasıl bir ton elde ederiz? İnternette, özellikle Pinterest'te bunlar yer alıyor. Zaten bu işlemi yapmak istiyorsanız lütfen Pinterest'i indirin. Çünkü modellere oradan bakacaksınız. Her şeye oradan bakacaksınız. Onu mutlaka edinin ya da bilgisayarınızdan açın, fark etmez. Yani ana renkleri elinizde bulundurursanız o zaman boyayamayacağınız ton yok zaten. Kendi kendinize bir şeylerle bir şeyleri karıştırarak çok mu koyu geldi, biraz beyaz ekleyerek çok mu açık geldi, biraz siyah ekleyerek tonunu bile ayarlayabiliyorsunuz. O yüzden ana renkleri mutlaka edinmelisiniz. Akrilik boya için bir sürü marka var. Benim kullandığım ve size tavsiye edebileceğim ise iki marka var. Çünkü denemediğim bir şeyi tavsiye edemem tabii ki. Rich markası zaten bu alanda en ünlü akrilik boyası olan marka. Bu arada bunların da işte modelleri var. İşte bir tanesi Master Akrilik diye geçen bir modeli var. Model mi demeliyim artık ona? Çeşidi var. Bir tanesi işte Multi Surface diye geçen bir çeşidi var. Kafa karıştırıcı olabilir. Sonuç olarak aynı işlemi yapıyorsunuz, aynı sonucu alıyorsunuz. Bir tane kırtasiyeye gittim ve orada Art Deco isimli markanın bir sürü her ton, yani mavinin bile 8-9 tonu olan bir standı vardı. Ben de Art Deco hiç denememiştim ama bunlar 8 liradan başlıyor internetten bakarsanız. Ben 12 liraya aldım kırtasiyeden. Neyse, benim ön yargım var, böyle ucuz olduğu zaman kalitesiz olacakmış gibi bu tarz ürünlerde. Ama beni çok şaşırttı. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim ki kesinlikle Rich'ten daha iyi bir sonuç aldım. Rich çok ünlü bir marka, evet, ama bunu göz ardı ediyormuşuz senelerdir. Ben memnun kaldığım için 3 rengimi de Art Deco aldım. Bunları zaten kendim ilk şu ayakkabıyı tasarlarken denemek için aldığım boyalardı. Onun dışında kendinize göre seçebilirsiniz renkleri tabii ki. Ben sadece marka değerlendirmesi konusunda size yardımcı olmak istedim. Onun dışında bir de verniğe ihtiyacınız var. Benim verniğim yine Art Deco markası. Şöyle yakından göstereyim. Google'a yazdığınız zaman veya Trendyol'a yazdığınız zaman zaten kolayca bulabileceksiniz. Bunun da fiyatı 10 lira ila 15 lira arası değişiklik gösteriyor. Su bazlı olmasına dikkat edin. Su bazlı olması önemli. Gelelim fırçalarımıza. Fırçalar boyalardan çok çok daha önemli. Çünkü bunlar sizin ince işler yapmanızı sağlıyor veya boyama yapmanızı sağlıyor. O yüzden size şimdi bunların numaralarını bile söyleyeceğim. Bir kurşun kaleme ihtiyacınız var. Kurşun kalem de önemli bir şey çizim yapmanız açısından. Bunların hepsi bu arada resim fırçası. Bütün kırtasiyelerden bulabileceğiniz fırçalar. Taslak oluşturabilmek için mutlaka 0 numara ince uçlu bir tane fırçaya ihtiyacınız var. Şöyle bir fırça almamız lazım. Fırça çok gerekli bir fırça. Bir tane de 1 numara fırçam var. Bununla da ben detayları çiziyorum. Ancak diğerini ben önce gittiğimde bulamadığım için bunu almıştım ve ejderhayı çok küçük detayları olmasına rağmen bununla boyayabildim arkadaşlar. Eğer ki 0 yoksa, ama 0 gerçekten almalısınız. Kesinlikle almalısınız. Bulamadıysanız ve kendinize gerçekten güveniyorsanız 1 ile de köşeleri çizebilirsiniz. Bir tane 1 fırçam var. İnce alanlarda biraz renklendirme yapabilmek açısından 5 numaralı bir fırçam var. Onun ucunu da şöyle göstereyim. Yine ince uçlu bu da. Ve 2 tane de 6 numara fırçam var. Akrilik boya fırçalara zarar veriyor aslında. Uçlarının çok çabuk sertleşmesini sağlıyor ve iyi bakmamız lazım. Ucunu sildikten sonra eski haline getirip o şekilde kurutmanız lazım. O şekilde bile zaten ucu çok sertleşiyor fırçanın. O yüzden zaten ucuz ürünler olduğu için gidip yenisini alabilirsiniz, riske girmek istemiyorsanız. Şu iki uçlu olan sivilce sıkma aparatlarını bilir misiniz? Bir yerde geçen gün bir hata yaptım ve onu bir şekilde temizlemeniz gerekiyor. Çünkü incecik bir çizgide hata yaparsanız, eğer onu kurumadan yok etmezseniz geri dönüşü kesinlikle yok. Bunun ucu da sivri olduğu için iğne gibi sivri gerçekten. Aa, bu arada siz toplu iğne de kullanabilirsiniz. Evet.
İyi aklıma geldi bakın. Toplu iğne de kullanabilirsiniz. Elinizde bu varsa çok daha iyi sonuç alacaksınızdır. Çünkü bu daha sert bir malzemeye sahip. Video boyunca eğer başıma gelirse size de göstereceğim. Yamuk çizebilirsiniz. Bir yerden taşma yapabilir. Bununla hemen köşesinden şöyle cırt diye alabiliyorsunuz ve orası siyah bile kullansanız beyazın üstüne hiç dokunulmamış gibi bir hal alıyor. Çok güzel bir alet. Yani bunu ben yapa yapa keşfettim diyebilirim. Dedim ya, kendinize güvenmiyorsanız benim gibi kopya kağıtlarına ihtiyacınız var. Kopya kağıdı alırken dikkat edin. Ben siyah aldım ama hiç kullanmadım. Sarı almanızı tavsiye ederim. Ne çalışıyorsanız çalışın. İsterseniz siyah bir modelleme çalışın, isterseniz kırmızı, sarı. Hiç fark etmez. Zaten açık renk bir modelleme yapıyorsanız sarı kullanmak zorundasınız. Çünkü bunlar gerçekten derinin üzerinde kalıcı bir iz bırakıyorlar. İnanın şu ilk ayakkabıda sizin görmeyeceğiniz, benim gördüğüm sadece. Bunu bastırırken de sonuçta parmağımla bastırıyorum ve çiziyorum ya. Köşelerinde gerçekten parmak izlerim ve sarı sarı lekeler kalıyor. Öyle bir şey olursa zaten beyaz akrilik boyayla üstünden geçerseniz onu da toplayabilirsiniz. Ama siyahı toplayamazsınız. O yüzden sarı kopya kağıdı almanızı öneririm. Bir çift ayakkabı için bir tanesi yeterli oluyor. Pinterest'i açın. Custom shoes yazın. Kişiselleştirilmiş ayakkabı yazın. O kadar güzel modeller çıkıyor ki inanamazsınız. Öncelikle kolay bir şey seçmenizi öneririm. Benim gibi gidip de ilk yapışınızda ejderha yapıp kanser olmayın. Çok güzel modeller var. Ya da diyorsanız ki ben yaparım arkadaşım. O zaman istediğiniz bir modelin çıktısını almanız gerekiyor. Onu da şu şekilde çıktı alacaksınız. Yanınıza ayakkabıyı alın. Veya evde ölçün lütfen. Çünkü benim arkadaşımın bu ayakkabısı maşallah 46 numara ve yüksek bilekli bir ayakkabı olduğu için ben mesela buna 5 santimlik bir modelin yeteceğini düşünmüştüm. Ama çok küçük kaldı. Zaten görüyorsunuz, çıktı aldığım fotoğrafla bunun arasındaki farkı zaten görüyorsunuz. O yüzden evde ölçün bir mezurayla. Nereden nereye kadar gitmek istiyorum? Ne kadar büyüklükte bir modelleme istiyorum? Bunu öncelikle enine, boyuna bir ölçün. Kendi ayakkabımda olduğu gibi 5 santimlik bir modelin yeteceğini düşünmüştüm ama zaten ayakkabıların farkını görüyorsunuz. Benimki de 40 numara yalnız. Ayağım da o kadar küçük değil. Hani şey gibi 35 numara gibi lanse ediyorum ama asla o kadar küçük değil. Her neyse 5 santimlik bir modellemenin bunun olduğu gibi yeteceğini düşünerek çıktı almıştım ama ayakkabıyı yanımda götürmediğim için pişman oldum çünkü yetmedi. Daha sonra gidip şöyle 7 santimlik bir model çıkardım ve bu tam geldi. Böyle bilekli bir ayakkabı, erkek ayakkabısına yapıyorsanız 7 santim almanızı tavsiye ediyorum. Ben bu modeli bitirmedim ama sizinle videoya şimdi başlayacağım için size sıfırdan ne yaptığımı göstermek istediğim için sıfır olan ayakkabı yapmak istiyorum. İsterseniz lafı bir saat daha uzatmadan videoya geçelim. Zaten yaparken anlatmam gereken şeyler varsa veya tipler varsa size bunları videonun içinde söyleyeceğim. Şimdi isterseniz geçelim. Yapmak istediğimiz ayakkabının dış köşesini çevirelim çünkü ayakkabıyı giydiğiniz zaman dışta kalan köşesi neresi ise orayı boyamanız daha mantıklı olur. İç tarafına da bir şeyler yapmak isteyebilirsiniz. Benim diğer ayakkabıda yaptığım gibi tek tarafta çalışabilirsiniz. Sonuçta insanların göreceği kısım burası oluyor. Pamuk asetonu döküyorum ve çalışacağım alanı siliyorum. Burada dikkat etmeniz gereken tek şey şu alt tarafını dümdüz bir şekilde kesmek zorundasınız. Çünkü şuradaki lastik kısmına bunu yerleştirdiğiniz zaman eğer yamuk olursa modeliniz de yamuk olacağı için düz bir şekilde koymanız gerekiyor bunu. Şimdi aynı boyutlarda bir kopya kağıdı keseceğim. Koyu renkli olan kısmı da aşağı gelecek şekilde yerleştiriyorum. Fotoğrafı da üstüne yerleştiriyorum çıktımı. Çalışma alanımı belirledikten sonra üzerinden kesinlikle parmağınızı kaldırmadan ama çok da bastırmamanız lazım. Kaymadan tutmanız lazım. Burada önemli olan detaylar var. James yazısı, formasının numarası, formasının kenar detayları. Kurşun kalemle bunun üzerine detayını çıkaracağım.
delik yerler olmasın diye iyice bastıra bastıra çizmeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi ayakkabının üzerine kopya kağıdıyla bu şekilde bir baskı oluşturduk. Şöyle yakından göstereyim. Silik silik duruyor ve istediğimiz şey de aslında böyle bir şey. Siyahla yaparsak eğer dediğim gibi toparlaması çok zor olacaktı. Bu tarz bir şeyle başlamayın dedim ya ben. Ben size birkaç model göstermek istiyorum. Pinterest'te custom shoes yazdığınız zaman dediğim gibi bir sürü model çıkıyor karşınıza. Sapa girdi. Şu gözüme çarptı. Bunu beğendim bir miktar. Şöyle yakınlaştıralım. Eğer böyle bir şey yapıyor olsaydım dış köşeleri gördüğünüz gibi siyah. Yine yuvarlakların muntazam bir şekilde görünmesi için sarı kopya kağıdıyla kopyalardım modeli, yuvarlığı. Daha sonra siyah rengi en ince uçlu fırçama alarak, sıfır nolu fırçama alarak köşeleri yapardım ve daha sonra içini boyayıp tamamlardım. Gayet kolay ve güzel görünen bir model. İlla modelleme çalışmanıza gerek yok. Bu tarz direkt renk de çalışabilirsiniz. Bunlar da çok hoş görünüyor gerçekten. Zaten Pinterest'te gördüğünüz gibi çok fazla video da mevcut. Hangi modelin nasıl yapıldığını gösteren videolar var ama hızlı ve hangi malzemeleri kullanacağınızı göstermiyor açıkçası. Ben o yüzden bu şekilde bir video çekmeye karar verdim. Bakın mesela siz sever misiniz bilmiyorum ama ben bu tarz modelleri de çok beğeniyorum. Mor rengi alıp ayak işaretini boyayıp daha sonra şuralara damla efekti vermek. Bunu da yine kopya kağıdıyla yapabilirsiniz veya kafanıza göre oluşturabilirsiniz damlacıkları. Ve daha gerçekçi görünmesini sağlamak için şu şekilde beyaz akrilik boyayla veya hangi boyayı kullanıyorlarsa 3 boyutlu bir efekt yaratmaya çalışmışlar ve tatlı durmuş gerçekten. Bu damlacıklı olan modellere ulaşmak için de şuraya yazdığım gibi custom shoes drip yazarsanız akıntılı ayakkabılar çıkacak karşınıza. 0 numaralı fırçamla başlıyorum ilk önce. Ben şöyle bir şişenin kapağını bunun için feda etmiştim. Yine siyah boyamı alıp bunun içine dökeceğim. Siz de bu tarz bir şey kullanabilirsiniz. Veya plastik, cam herhangi bir şeyin içine üstüne koyabilirsiniz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor ve fırçayı tamamen daldırmayıp sadece ucunu değdirmem yeterli oluyor. Daha sonra yine fazlalığını şöyle atıp modelin dış köşelerini boyamaya başlıyorum artık. Koyu renkli bir ten rengi çalışacağım için çok da önemli değil şuranın içini batırmam ama size göstermek amacıyla şu sivri uçlu sivilce aracını alıp şu köşelerden yapacağım şimdi. Bakın şurada bir içe doğru taşırma mevcut. Şunu şöyle yaptığım zaman zaten deri olduğu için sivri uçlu bir şeyle uçlarını düzeltebiliyorsunuz. Tamamen alamıyorsunuz tabii ki ama en azından düz bir çizgi elde etmiş oluyorsunuz. Dikişin indiği şuradaki yükseltiyi de boyamanız gerekiyor ki orada bir kopukluk oluşmasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siyah dış çerçeveyi tamamladım artık. Şimdi renklendirme kısmına geldik. Bu arada bu ayakkabıyı bir günde bitirmeye çalışmayın. Eliniz yorulduysa bırakın. Eliniz yarım saat sonra yorulabilir, 5 dakika sonra yorulabilir. Elinizin titrememesi ve stabil bir şekilde tutabilmeniz çok önemli. Size bir de renklerin nasıl karıştırıldığını ve nasıl renkler elde edebileceğimizden biraz bahsedip videoyu kapatmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi bu bir günde bitecek bir şey değil. Diğer ayakkabıya başlamış. Onu gösterdim size zaten. Şu tekine başlamıştım. Bu bitmek üzere. Sadece küçük detayları kaldı ve gölgelendirmeleri kaldı. Bunu tamamlayıp en son size bunu göstermeyi planlıyorum. O yüzden şimdilik bunun renklendirmesine sadece başlamak istiyorum. Size göstermek için. Bende olmayan ama formanın çoğu yerinde bulunan koyu mor rengini elde etmeye çalışalım beraber. Mor rengi biliyorsunuz kırmızı ve maviyi karıştırarak elde ediyoruz. İkisinden eşit miktarlarda dökmeye çalışacağım. Fırçanın dışını kullanabilirsiniz veya herhangi bir şeyle tabii ki karıştırabilirsiniz.
gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde karıştırdım ve formanın üzerindeki mor rengi elde ettim. Arkadaşlar ışıktan anlayacağınız gibi akşam oldu. Ben bir tane ayakkabının tekine zor bitirdim ve bildiğiniz gibi zaten yarıya kadar gelmiştim. Size kolay demiştim ama lafımı geri alıyorum. Çok fazla gölgelendirmesi varmış. Yaptıkça anladım. Saatlerdir resmen bunun gölgelendirmesiyle uğraşıyorum. Ama sonunda bir tekini bitirebildim. Bitmiş halinin ekrana videosunu koyuyorum. Şu anda izliyorsunuz zaten. Ben sonuçtan çok memnun kaldım. İkisinden de çok memnun kaldım. Diğer yaptığım ayakkabıdan da çok memnunum. Gerçekten bugünlerde kafanızı dağıtmak ve bir şeylerle uğraşmak istiyorsanız bence bir denemeniz lazım. Çünkü başına bir kez oturduğunuz zaman saatlerce bununla uğraşıyorsunuz ve şu anda zaten gidecek bir yerimiz olmadığı için, yapacak hiçbir şeyimiz olmadığı için bence müthiş bir aktivite. Size her şeyi aşama aşama detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım sonucu sizler de benim kadar beğenmişsinizdir. Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir. Bu arada vernikleme işlemini hemen sonra yapmayın. Ben şimdi bunu bırakacağım mesela. Akrilik boya evet kolay kuruyan bir boya ama vernikleme işlemini bir gün sonra yapmanızı ben tavsiye ediyorum. Videoyu kapatamama hastalığı. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bu arada artık 1000 kişiyiz. Yani bir kavgaya gidebilir ve kazanabiliriz diye düşünüyorum hep beraber. Hepinize tek tek çok teşekkür ederim bana destek olduğunuz için. İlk defa izliyorsanız da kanala destek olmak isterseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.